Yaptı, açıkça yaptı. Yani bunu aktarıp döndürüp de efendim işte şu şunu yaptı, bu bunu yaptı demek değil. Yaptı ve yapıyor da. Bunun karşılığında şöyle dönüp bakıyoruz. Geçen Emniyet Genel Müdürlüğü suç istatistiklerini yayınladı. O yayınlara baktığımızda %40'lara varan mala karşı işlenen suçlarda yüzde gaz, hırsızlık vesaire mala karşı işlenen suçlarda %40'lara varan indirimler var, düşüşler var. Niye? Ya şimdi insanoğlunun üç isteğinden bahsettik değil mi? Sen bunların üçünü veya bir kısmını sağladıktan sonra hiçbir kimse karakter yapısı ne olursa olsun kendine meslek edilmiş insanlar az sayıda insan aracılığı hiç kimse gidip de gaspçılık, hırsızlık, dolandırıcılık birilerine zarar vermeyi düşünmez. Niye düşünsün ki? Yani gerek duymadığı işi bir insan yapmaz. Sen şimdi susazmadan su içmezsin. Çok acıkmadan yemek yeme ihtiyacını hissetmezsin. Yani bu onun gibi bir şey. Zorunlu haller dışında. Mesela gazetede izliyoruz. Ben hayatta ilk kez hırsızlık yaptım. Eve ekmek götürecektim, yakalandım diyen insanları okuyoruz. Yani bu hükümet bir ölçüde bunları başardığı için tarım kesiminde öteden beri uygulanan, yani 57. hükümet döneminden beri uygulanan, biliyorsunuz desteklemeler var. Dönüme göre destekleme, ürüne göre destekleme, mazot desteklemesi vesaire. Bunlar da olabildiğince yapıldı. Bu kesimlerin doyu alındı. Bence AK Parti'nin bu yüksek oy almasının ve oyunun böyle yükselmesinin baş nedenlerinden bir olarak ben bu faktörleri görüyorum. Ama tarıma destek şeyi veriyor ama çoğu köylü bundan memnun ama bir ülkenin tarım politikası yok. Şimdi onu şöyle düşünmek lazım. Daha bu destek yetersiz. Mesela Avrupa Birliği ülkelerinde hayır, Türkiye'de evet, bir rekolte tanımı yapılmamış. Yok. Daha tohumla, tohum kalitesi yönünden, rekolte tanımı yönünden, ziraat ve tarım yöneticilerin sorumluluğu yönünden pek fazla bir gelişme yok. Mesela şöyle bir şey. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin şöyle tarıma verdiği öneme bakalım. Birbirine yaklaşık olarak. Mesela orada gayri safi milli hasılanın içerisinde tarımın payı %2. Yani o ülkede yıllık tüm harcanan paraların, harcamaların içinde tarımın payı %2. Aldığı destek %1,5. Yani 2 vermişse gayri safi milli hasılanın 1,5'u geri alıyor. Daha fazla yani. Evet, evet. Destek daha fazla. Şu, yani işte Türkiye'nin 10 katı veya 20 katı gibi bir değerler var. Onu da söyleyeceğim. Şimdi adam 2 vermiş. Milli gayri safi milli hasılaya çiftçi 2 vermiş, 1,5'unu geri almış. Bizde gayri safi milli hasılanın içinde bizim payımız 11,5. Yani tarım ürünlerinin payı 11,5. Aldığı ne? %70. %0,7 yani. Nedir? 16,5 kat Avrupa ve Amerika'dan daha az destekleme almış. Yani o adam 2 vermiş, 1,5'unu almış. Sen 11,5 vermişsin. 11,5'ün 16'da biri. Yani %0,007, binde 70'ini almışsın. Bu yetersiz. Bu yükseltilmeli diyoruz bir. İkincisi, mesela Avrupa Birliği Amerika'da olsun, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde yerel zirai yöneticilere mesela burada bir yıl ne oldu? Bir yıl buğday dönüme 1 ton oldu. İkinci yıl, 2 yıl üst üste 50 kilo düşerse, buğday rekortosu 50'şer kilo düşerse o bölgenin yerel ziraat yöneticileri hakkında soruşturma açıyorlar. Niye bu 2 yıldır 1050 kilodan 1000 kiloya düştü? Bak sen, yani ziraat tarım sorumluların, devlet sorumlularının da bir görevi var. Bizde 2 sene önce bir yanlış ilaçla Türkiye 1 yıl marulsuz kaldı. Ömer Bey, bir dönem maydanoza yanlış mecme verdi. Bir konuya evet, geleceğim. Yani çok önemli bir konuya temas evet, ettiniz. Şimdi siz mali müşavirsiniz. Evet. Herhangi bir defter tutarken imza yettiniz siz de. Evet. Oradaki mali giderlerin, herhangi bir şirketin mali giderlerini veya bir kuruluşun mali giderlerini siz denetliyorsunuz değil mi? Evet. Denetçi olarak, bilirkişi olarak, tabii, hesap uzmanı olarak siz varsınız. Şimdi bazı yerlerde ise diyelim ki bir iş alanlarında, inşaatlarda olsun, oranın fenli sorumlusu vardır. Bir evet, mühendis tayin edilir. Çünkü tabii, oranın koruması altında bir imza yetkisi evet, vardır. Sorumluluk ondadır. Adı üstünde fenli sorumlu. Evet. Herhangi bir orada bir yanlış, hatalı bir şey varsa, işlem varsa ondan o sorumlu. O sorumlu. Evet. Peki bu tarımda siz çok önemli bir yanlış ilaçlama dediniz. Evet. Yanlış küpleleme oldu, dediniz. Oldu. Peki Türkiye'de
en çok boş gezen ziraat mühendisleri. Kalıplar.